Şimdi aslında Türkiye'de 31 Mart seçimleri sonrasında yeni bir süreç yaşayacağımız düşüncesi herkese hasıl olmuştu. Beklentinin üstünde bir tepkiyle karşılaştı var olan siyasal iktidar ve bunun sonucunda orada ortaya çıkan beklenti daha demokratik bir ortamın oluşması şeklindeydi. Fakat siyasal iktidar bu seçimlerden bir ders çıkarttığını ifade etti. Ancak çıkartmış olduğu dersin maalesef uygulamış olduğu yöntemlerden çok farklı olmadığı, yine kurtuluşunu siyasal iktidarın devam ettirmesinin baskıya ve maalesef ranta dayalı politikalarla devam etme şeklinde olduğunu gösteriyor. Anlaşılan odur ki iktidar normalleşme derken faşistan uygulamaları ülkenin normal haline getirmeyi kastediyor. İstanbul 1 Mayıs'ına ilişkin her yıl olduğu gibi bu yılda yetkili organlarımızda emekçilerin talebi doğrultusunda Taksim'de kutlanması konusunda çok net bir kararlaşma yaşanmıştır. Kaldı ki gerek AİHM gerekse Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu kararlar sadece tarihsel miras ve bilinç değil, aynı zamanda hukukun ve talebimizin haklarını tartışmaz götürme şekilde kanıtlamıştır. Bu çerçevede anayasal ve yasal tüm hukuki prosedürler yerine getirilmiş. Gerek İstanbul Valiliği gerekse de İçişleri Bakanlığı nezdinde bu tür girişimlerde bulunulmuştur. İktidarın sürekli dillendirdiği Taksim gösteri alanı değildir gerekçesi karşısında Anayasa Mahkemesi'nin toplantı gösteri yürüyüşünün düzenlenmesindeki hedeflenen amaçlara ulaşılabilmesi için mekanın önemi gözetildiğinde mekan seçme serbestliğinin kategorik olarak yasaklanması anayasa bakımında kabul edilemez bulunmuştur şeklindeki net kararı ve ifadesi hatırlatılmıştır. Ancak iktidar işçilerin 1 Mayıs Uluslararası Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü İstanbul'da sıkı yönetim gününe çevirerek hukuk tanımazlığı bir kez daha göstermiştir. Medya kanallarında ve valilik açıklamalarında ifade edilen aksine güvenlik güçlerinin uyguladığı şiddet herkesin gözleri önünde ceyran etmiştir. 2 Mayıs gününde de şiddet devam etmiş, sadece 1 Mayıs'ta kalmamış, katılmış olmaları sebebiyle 29 kişi evlerinde yaka paça gözaltına alınmıştır. Savcılık ve mahkeme aşamalarında 28 kişi adli kontrol ile serbest bırakılırken 38 kişi tutuklanmıştır. Toplantı ve gösteri hakkımızı kullanmayı engelleyen iktidar gözaltı ve tutuklanmaya gerekçe olarak 2009-11 sayılı yasanın 32. maddesinde muhalefet etmeyi gerekçe gösterilmiştir. Bilindiği üzere bu madde kanuna aykırı toplantı veya gösteri yürüyüşüne katılmayı ihtar ve zor kullanmaya rağmen dağılmakta ısrar etmeyi düzenlemektedir. Burada soruyoruz. Israrla mahkeme kararlarına uymayanlar, temel hak ve özgürlükleri kullanmayı imkansız hale getirenler mi suç işlemiştir, yoksa haklarına sahip çıkmak için direnmek zorunda kalanlar mı? Hala işlemleri devam eden 27 kişi dışında bugüne kadar 1 Mayıs'a katıldığı için tutuklananların sayısı 54'tür. Emekçiler açısından tarihsel miras ve bilinci simgeleyen 1 Mayıs'ta özdeşleşen Taksim'i hafızalarda silmeyi istenmektedir. Anayasa Mahkemesi kararında kendisini o kültürün bir parçası olarak gören her kişinin 1 Mayıs günlerinde Taksim Meydanı'nın ifade ettiği anlamı doğrudan teşrübe etmek ve edindiği teşrübeyi kuşaklar boyunca aktarmak için orada bulunma hakkı vardır. 1 Mayıs'ın Taksim Meydanı'yla özdeşleşmesi nedeniyle anılan mekanın sınırlanması, aktarılmak istenen düşüncenin de sınırlanmasına neden olabilecek denilmektedir. Tüm emek ve meslek ve demokrasi güçlerini 1 Mayıs'a katıldığı gerekçesiyle gözaltı ve tutuklama operasyonlarına karşı seslerini yükseltmeye, dayanışma içinde olmaya ve mücadeleyi ortaklaştırmaya çağırıyoruz.